Merhaba. Bugün sizlere makrameden cüzdan yapacağım. Bunu makrameyi yeni öğrenenler ya da makrameyi öğrenmek isteyen herkes yapabilir. Bu sizin için çok güzel bir başlangıç olacaktır. Bunun için öncelikle bir tane 2 metre ip kestim. Daha sonrasında 16 tane 2 metre ip kestim. Sadece benim gibi iki renk yapmak isterseniz 12 tane 2 metre ana renk ip kesip 4 tane de yine 2 metre farklı renkte ip kesebilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Öncelikle kare düğümler oluşturacağım. Bunun için 4 tane ipimi alıyorum ve böyle bir D şekli yapıp en baştaki ipimi içinden geçiriyorum. İyice sıkıyorum. Daha sonra bu taraftan bir tane D şekli oluşturuyorum ve bu ipi bunun altından geçiriyorum ve iyice sıkıyorum. İşte kare düğümüm oluşmuş oluyor. Bunun gibi bütün dörder tane iplerle kare düğüm yapacağım. Yine gösteriyorum. Bu taraftan alırım. Siz isterseniz önce bu taraftan da alabilirsiniz. O sizin tercihinize bağlı. Ben bu taraftan ilk baş bu taraftan yapmaya elim alışmış. O yüzden böyle yapıyorum. Öncelikle buradan alıyorum. Bunun üstüne koyuyorum bu ipi. Böyle altından geçiriyorum. İyice sıkıyorum. Daha sonra bir de şöyle göstereyim bakın. Bu ipi bunun üstüne alıyorum. Bu taraftaki ipimi bunun üstüne alıyorum. Böyle bir şekil oluşturuyorum. Bu D şeklini içinden ipimi geçiriyorum ve sıkıyorum. Evet, kare düğüm böyle yapılıyor arkadaşlar. Zaten makramenin temel düğümleri var. Bunları öğrendiğiniz takdirde bütün modelleri zevkinize göre, yaratıcılığınıza göre yapabilirsiniz. Bir tane daha gösteriyorum. Bu ipimi böyle alıyorum. Dediğim gibi siz önce bu taraftan da alabilirsiniz. Bu sizin tercihinize bağlı. Benim elim böyle alışmış, böyle yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şunları şöyle çekeyim. D şeklinde alıyorum. Bu taraftaki ipimi bunun üstüne koyuyorum ve üstünden alarak içinden geçirerek sıkıyorum. Tam tersi yapıyorum diğerinde de. Böyle yapıyorum. Üstünden alıyorum ve geçiriyorum. Sıkıyorum. Gördüğünüz gibi kare düğümlerim böyle hazır. Şöyle elimle düzeltiyorum. Görüntü güzel olsun diye. Bu sıranın hepsini böyle yapıyorum. Kare düğüm yapıyorum. Ben böyle daha kısa iplerden bir şey yapacaksam bir tane böyle köpük strafor edindim. Her yerde bulabilirsiniz. Yapı marketlerde de daha düzgünü bulabilirsiniz. Köpük straforun üstüne yapacağım şeyi iğnelerle tutturarak yapıyorum ve çok rahat oluyor. Size de tavsiye ederim. Çünkü makramede en zoru bağlayacak şey arıyorsunuz. Duvar dekoru gibi uzun iplerle de bir şey yapacaksam onu da konfeksiyon askısı dediğimiz askım var. Ona bağlıyorum. İnşallah bir gün size duvar dekoru da hazırlarken onu da gösteririm.
Kurslara birazcık zor olabilir. Çünkü ipler uzun olduğu için birbirine biraz dolanabiliyor. Alırken zorlanabiliyorsunuz. Ama ilerledikçe kolaylaşacaktır. Ve son dörtlüm. Bunu da bakıyorum. Her zaman dörder dörder alıyorsunuz kare düğüm yapabilmek için. İki ip sabit ortada kalıyor. Sağındaki ve solundaki iplerle de kare düğümleri oluşturuyoruz. D şekli vererek. Kare düğümlerim hazır, bitti. İlk sıram bitti. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Buradaki mantık her zaman iki tane kare düğümün arasında olacak, bir alttaki kare düğüm. Bunu elde edebilmem için ilk baştaki iki ipimi bırakıyorum. Daha sonraki dörder tane ipimi alıyorum. Böyle gidince zaten otomatikman en sondaki iki ipim de kalacak. Bunda da yine kare düğümler yapmaya devam ediyorum. Zaten buradan makrame bu cüzdanda, cüzdan modelinde sadece kare düğüm yapacağız ve bir tane de sarmal düğüm yapacağız bir de. O yüzden herkes yapabilir. Bakın böyle böylelikle arasına geliyor. Yani her zaman iki tane kare düğümün ortasına gelecek. Hemen bunları da hızlıca yapıyorum. Bir alt sırada tekrar anlatacağım. Geçtim. Bu model dümdüz bir parça olmasını istiyorum. Daha sonra ikiye katlayacağım. Dümdüz bir parça olmasını istediğim için buradan tekrar ayırdığım bu iki ipi alıyorum ve tekrar örmeye devam ediyorum bu sırada. Bu iki boşta bıraktığım bu iki ipi de içine karıştırıyorum. Demin de söylediğim gibi hep iki tane kare düğümün ortasında olacak. Bunun da başlangıcını gösteriyorum. Bakın iki ipi ortaya aldım. Sağındaki ve solundaki iki ip sabit kalı. İki iple yapıyorum. Şöyle elimle de sürekli düzeltiyorum. Düzgün bir görüntü olması için. Böyle sürekli dörder tane ip alarak 20 dörder tane ip alarak kare düğümlerimi yapıyorum ve 29 sıra hiç farklı bir şey yapmadan böyle dümdüz bir parça oluşturacağım. Bunun için sizi sıkmamak için ben 29 sıra yapıp hemen geri geliyorum. Ben cüzdanımın düz kısmını bitirdim. Şöyle hazırladım. Bunu sayarken de şöyle bir şey göstereceğim, yanlışlık olmasın diye. 1, 2, 3, 4 diye şu aradaki kısımları da saymayı unutmayın. Şimdi uç kısmını yapacağım. Yani kapak kısmını yapacağım. Bunun için artık düz bir parça değil de üçgen bir parça elde etmek istiyorum. O yüzden böyle başlarda ip bıraka bıraka üçgen bir parça devam edeceğim. İki tane ipi bırakıyorum. Yine demin gösterdiğim gibi kare düğüm yapıyorum. Aslında şu mantığı kavrarsanız, hiç karıştırmazsanız her zaman kare düğümlerim iki tane üstteki iki tane kare düğümün ortasına gelecek. Şimdi iki kare düğümün ortasına
Yine 4 tane ipimi alıp kare düğümümü yaptım. Sonuna kadar 4'er tane ip alıp kare düğümlerimi hazırlıyorum. Evet, ikinci sıraya geçtiğimde de dediğim gibi üçgen bir parça oluşmasını istediğim için bu baştaki iki taneyi bırakmıştım. İki tane daha bırakıyorum ve yine yukarıdaki iki tane kare düğümümün ortasına kare düğümlerimi yapıyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğim. Ve tekrar bir alt sıraya girdim. Yine kare düğümlerimi boş bırakıp, yani iplerimi boşta bırakıp iki kare düğümün altına kare düğümlerimi yapıyorum. Bu baştakileri almıyoruz. Her zaman iki kare düğümün ortasına kare düğümlerimizi yapıyoruz. Kare düğüm kalana kadar bu işlemi, aynı işlemi yaptım. Bir tane kare düğüm kaldı. Kare düğümümü de yaptım ve bitirdim. Bakın böyle üçgen bir şekil oluştu. Şimdi en başında söylediğim gibi videonun bu cüzdanımda bir kare düğüm var. Bir de şimdi sarmal düğüm yapacağım. Onun için en baştaki parçamı, ipimi alıyorum. Böyle çapraz bir şekilde tutuyorum. Bu benim sabit ipim olacak. Her zaman sabit olacak. Yanındaki ipi alıyorum. Bunun üstüne koyuyorum. Ve içinden geçiriyorum. Böyle düzeltiyorum. Ve bir daha yapıyorum. Üstüne alıyorum. İçinden geçiriyorum. Ve elimle düzeltiyorum. Tekrar yanındakini de aynı şekilde üstüne alıp içinden geçiriyorum ve sıkıyorum, alıyorum, düzeltiyorum. Bu şekilde yan yana bütün ipleri yapacağız. Şuradaki son kare düğümümdeki ipimin ortadan ikiye ayırdım. Yarısını bu iple yapacağım. Buraya kadar, şimdi buradaki ipime kadar aynı işlemi yapıyorum.
Şimdi yan tarafı yapacağım. Yine en baştaki ipimi aldım. Şöyle düzeltiyorum. Yaparken de sürekli böyle bakın ki yanlış ipi almayın. Sırasına göre almamız gerekiyor çünkü. Bu yine benim sabit ipim. En baştaki ip sabit ipim. Yanındakini alıyorum. Üstünü atıyorum. İçinden geçiyorum ve böyle sıkıyorum. Bir daha yapıyorum. Ve çift sarmal düğümüm oluşuyor. Şöyle altına bakıyorum ki sıradaki ipi karıştırmayayım. Yine sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şu son sıraya geldiğimde ikisinin ağzı açık, birleşik olması için burada bıraktığım sabit ipimle ve sarmal düğümümü yapıyorum. Bakın böyle oluyor. Şimdi bir tane daha sarmal düğüm yapmak istiyorum ben. O yüzden bu sefer yine bunu sabit ipim olarak alıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Bu sarmal düğümün güzel gözükmesi için baştaki sarmal düğümlere şöyle bitişik olmasına dikkat edin. Onun için arada boşluk olmaması için şöyle elinizle düzeltin. Bunu yakınında tutun. Ve cüzdanım hazır. Bitti. Bakın şöyle. Dikiş aşaması kaldı. Yanlarını dikip püskülerini düzelttikten sonra cüzdanım hazır olacak. Şöyle göstereyim. Şurada başta bıraktığım iplerle şimdi bunları buradan tutturacağım. Bu tarafta da bunu tutturacağım. Püsküllerini keseceğiz ve cüzdanımız hazır olacak. Çok tatlı oldu. Şimdi dikiş aşamasına geçiyoruz. Şimdi sarmal düğümleri yapmış ve dikiş aşamasına geçmiştik. Cüzdanımızda şöyle kenardan ilk başta bağladığımız iplerin birine iğnemi geçirdim ben. Büyük delikli bir iğneyi geçirirsiniz. Daha rahat dikersiniz. Şöyle ayarlamasını yapıyorum. Şuraya. Şöyle de kapağı kapanacak. Bu ipleri en son keseceğim. Güzel bir görüntü oluşturması için. Şöyle elimle düzelttikten sonra artık
dikmeye geçiyorum. Şuradaki büyük delikler karşılıklı birbirleriyle dikilecek. Şuradan şuraya ipimi geçiriyorum. Sıkıyorum. Bununla. Bu da bununla olacak. Alıyorum çapraz. Böyle bakın ikisinin içinden geçiriyorum. Tekrar çapraz alıyorum. Şöyle karşılıklı deliklerin birbirine denk gelmesine özen veriyorum ki yamuk olmasın diye. Tekrar geçiriyorum. Böyle ikisine birden geçirip çekiyorum. Şöyle elinizle de sıkın, sıkıca ve son delik. Buradan geçiriyorum ve şöyle sıkıyorum. Şöyle yapayım. Bakın sıkıyorum ve şuradan bir yerden içine sokuyorum. Şuradan içine sokuyorum. Şöyle için ters tarafını çeviriyorum. Sıkılamak açısından bir tane kare düğümün içinden geçiriyorum. Buraya geçmiş oldu. Bu fazla parçayı da kesiyorum. Bakın. Aynı işlemi diğer taraf için de yapacağız. Bakın büyük delikli bir iğne. Şöyle şu püskülleri şöyle elinizle çevirin ki daha kolay geçirebilirsiniz. Geçirdim. Yine böyle tutuyorum. Karşılıklı deliklerden geçiriyorum. Aynı işlemi yapmaya devam ediyorum.
Evet, şimdi dikiş işlemlerimiz bitti. Şöyle elimle düzeltiyorum. Kapatıyorum. Şimdi şuradaki öncelikle çok büyük gördüğüm ipleri kesiyorum. Şuradan başlayayım. Öncelikle şunu şöyle bir keseyim. Şöyle elimle tutuyorum. Bunları kesiyorum. Yine aynı şekilde şunları da keseceğim. Ve bunları tarayacağım. Ben böyle bir kedi tarağı edindim. Siz de edinirseniz çok işinize yarayacaktır. Tararken çok güzel tarıyor. Pet shoplardan alabilirsiniz. Ben internetten almıştım. İnternetten de kedi tarağı diye aratıp bulabilirsiniz. Fiyatı da çok pahalı bir şey değil. Tarayıp tekrar bozuk gördüğüm yerleri şöyle elimle tutarak kesiyorum. Aynı şekilde bu tarafı da kesiyorum. Şurayı biraz daha açacağım. Bakıyorum. Şurası uzun geldi. Biraz daha şöyle şuraya doğru keseceğim. Ben cüzdanımın kesim işlemini bitirdim. Böyle kestim. Siz istediğiniz gibi böyle tarakla sürekli düzelterek kesebilirsiniz. Şurasını da mağazadan, tuhafiyelerden aldım. Çıt çıtlarımı taktım. Astar dikerseniz şuradan şu gözükmeyecektir demir. Ama astar dikmek istemezseniz de buraya küçük bir düğme de dikebilirsiniz dekoratif amaçlı. Zaten çok da belli olmuyor. Böyle çok tatlı, kullanışlı.
Bir cüzdanınız oluyor. Bakın içi gayet istediğinizi alır, bozuk paranızı. Çantanızda taşıyabilirsiniz. İsterseniz markete pazara giderken elinizde götürebilirsiniz. Bu benim ilk videom. Bu ilk videomu sizlerle böyle herkesin yapabileceği çok içinde makrome düğüm tekniği olmayan temel makrome düğüm teknikleriyle oluşan bir küçük el çantası cüzdanla ilk videomu çekmek istedim. Çekerken de kare düğüm nasıl yapılır, çift sarmal düğüm nasıl yapılır bunları da anlatmak istedim. Hatam olduysa kusura bakmayın. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. İlerleyen zamanda sizler için daha farklı makromeden duvar dekoru, çanta, vazo gibi şeyler yapmaya devam edeceğim. Herkese mutlu günler diliyorum.